Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de S fonksiyonu ile tablolarda otomatik numaralandırma nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. S fonksiyonu çok bilinen bir fonksiyon değildir. Bunu kısaca bahsedeyim. Bilgi fonksiyonlarındandır S fonksiyonu. Ne işe yarıyor? Herhangi bir hücredeki bir sayıya dönüştürülmüş değeri veriyor. Sayıyı sayıya dönüştürüyor. Tarihleri seri numarasına. Eğer doğru ise 1'e, bunun dışındakileri de sıfıra döndürüyor. Hemen şöyle kısaca anlatayım. Mesela şu B1 hücresinde bir sayı var, 7. Burada da fonksiyonumuz var, eşittir. S fonksiyonu diyelim. Zaten çok basit. Sadece hücreye giriyorsunuz. Bakın sayı olduğu için sayıya döndürdü. Burada ne demiştim? Sayılar sayılara dönüşüyor. Yani 7'yi zaten 7'ye döndürdü. Metin ise burada bir isim var. Eşittir. S diyelim. Metin ise neye döndürüyordu? Bunların dışındakileri. Şunların dışındakileri sıfıra döndürüyordu. Sıfıra döndürdü. Burada da formül metni fonksiyonu var. Bu formülün açıklamasını gösteriyor. Tarih varsa da neye döndürüyordu? Eşittir diyelim. Şunu silelim. Eşittir. S. Tarih varsa da seri numarasına dönüştü. Yani o tarihin rakamsal karşılığına döndürüyor. Bunu tek başına kullanmak, yani kullanıldığı yerler azdır. O yüzden bu tip tablolarda sayıları seri numaralarını getirmek için kullanabiliriz. Şimdi şöyle bir taşı veya kopyala diyelim. Örneğe oradan devam edeyim. Şunları bakın buralarda formül var. Şu sarı hücrelerde. Bunlar tabii ki formülle getirildi. Şimdi siz bunu bilmiyorsanız bu formülü ya da bu yöntemi böyle arada başlıkları olan tablolarda işte sizden istenebilir işte bunları sıraya sok. Sıra numarası da olsun diye. Bunları manuel gelip böyle tek tek 1, 2, 3 veya şöyle 1, 2 yazıp aşağı çekebilirsiniz. Ama bu da böyle yani ki 500 satırlık bir şey çok zaman alacaktır. O yüzden bunları siliyorum. Buralarda yok hatası verdi çünkü buradaki formülleri sildiğim için. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bunu daha geniş de tutabilirsiniz. Ben şimdi böyle yapıyorum. F5 özel git diyeceğiz. Ve boşluklar diyeceğiz. Bakın boşluklar tamam diyeceğiz. Ve bunları seçtik. Boşlukları seçtik. Eşittir. S fonksiyonu. Aç parantez. A1. Şimdi A1 neydi? Bakın metinde. Yani demin yazdığım örnekte metni neye dönüştürmüştü? Sıfıra dönüştürdü. Buna artı 1 eklersem ben ne olur? Dolayısıyla 1 olacaktır. Yani burada sıra numarası, ilk sıra numaram 1 olması için bunu yapıyorum. Artı 1 dedim. 1'e dönüştürdü. Şimdi burada normal enter'a basmıyorum. Kontrol artı enter'a basıyorum. Çünkü birden fazla yürüyeceğim seçili. Hepsi etkilensin diye değer hatası verdi. Evet niye? Şöyle bir dakika. Eşittir. S. Pardon. Şurada parantezi kapatıp artı bir dememiz gerekiyordu. Tekrar yapalım. Eşittir. S dedik. Şimdi döndürdü bunu. Sıfıra döndürdü. Artı bir ekleyeceğim. Ama önce tabii yine burada F5 özel gitle boşlukları seçmem lazım. Seçtim. Eşittir. S. A1. Sıfıra döndürdük. Artı 1 dedik. Kontrol Enter'a bastık. Bakın. Otomatik olarak ne oldu? Formüller. Bu sefer A2 artı 1. Burası 2 oldu. A3 artı 1 artı 1 olduğu için
Yukarıdakinin bir fazlası olacağı için 3'e döndü. Yani gördüğünüz gibi böyle tek tek elle yazmak yerine diyelim ki 500 bin satırlık bir şey. Bu pratik yöntemi de kullanabilirsiniz. Başka yöntemleri de vardı. Bunların daha önceki videolarda da var. Benim. Yine şu sağ üst köşeye info bilgi olarak koyarım. O videoları da izleyebilirsiniz. Ama bu tip mesela ara başlıkların olduğu tablolarda bu yöntem gerçekten çok işe yarar, faydalıdır. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.